Günaydın. Aslında günaydın değil, baya öğlen yani. Ama ben bugün için video çekmeyi planlıyordum. Daha sonra unuttum. Ama hemen size yaptıklarımı özet geçeyim. Ondan sonra çekeceğim inşallah devamında. Şimdi o zaman hemen söylüyorum. Önce edebiyattan tiyatro tekrar yaptım. Çünkü tiyatroyu bayağı unutmuşum. Ve hemen bu limitten de 3 test tiyatro çözdüm Cumhuriyet dönemi. İyi oldu gerçekten tekrar son günlerde. Bir tane de edebiyat denemesi çözdüm az önce. Şimdi bir tane daha çözeceğim. Çünkü güzel oluyor denemeden tekrar etmek. Bilmediğim şeyleri hemen böyle öğreniyorum. Daha sonra yapacaklarımı da aslında söylesem bilmiyorum. Neyse onları sonra konuşalım. Ben hemen denemeyi çözeyim. Sonra geçelim. Evet, şimdi AYT tarih videom bitti. 2 saattir açıyı ayarlamaya çalışıyorum. Oldu, tamam. Şimdi yapacaklarımı hemen söyleyeyim. Öncelikle bu 3 adım AYT tarihten soru çözeceğim. Daha sonra mantık çalışacağım. Bundan daha önceki videomda bahsettim galiba, bir öncekinde mantık çalıştığımdan. Mantık çalışacağım. Zaten çok az konum kaldı. Sınava da çok az kaldı, o yüzden iyi olur yani. Bir de bu AYT felsefe grubu denemelerinden yapacağım bir ya da iki tane. Bu baya güzelmiş bu arada. Keşke ilk baştan beri çözseydim. Beğendim bunu. Neyse, o zaman lafı çok uzatmadan tarih çözmekle başlıyorum. Bu arada bu video büyük ihtimal çok kısa olacak. Şöyle 5-6 dakika falan olmasını istiyorum. Ya da en fazla 10 dakika. Çünkü sınava kadar her gün, yani 4 gün olacak. 4 gün boyunca çekip bir sonraki gün yüklemek istiyorum. O yüzden böyle kısa kısa özet özet olsun istedim. Neyse, çok uzattım. Görüşmek üzere. Şimdi her şeyi bitirdim. Son olarak da geçenlerde bu bilgisayar modeli denemesini çözmüştüm. Bunda matematikteki yapamadığım ya da yanlış yaptığım soruların çözümlerine bakacağım. Bu şekilde açtım sayfayı. Bunu yapıp büyük ihtimalle günü bitiriyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.